zaman gerçekten bu serinin sonucu çok çok önemli. Şimdi acaba 2-1 futbol ismi kazanacak yoksa kamikaze mi kazanacak? Yavaş yavaş piyonlar oynanmaya başlandı. Satranç tahtasına geçmiş durumdayız. Benim de tercihim, daha doğrusu tahminim senin gibi 2-1 futbolistin kazanacağı yönünde ama hamleler yapılıyor bile. Evet, Chamba'nı geldi ardından direkt Leicester Enchantress klasik. Daha deminki maçta görmüştük. Aynen öyle. İstemedikleri pikler. Bakalım daha Bunlar demin sabit zaten. first pick Kamikaze'de Tiny veyahut Alchemist ikisinden biri banlanmazsa first pick olarak Kamikaze tarafından görürüz diye umuyorum ben. Tabii daha demin onu biraz failladılar. Bakalım şimdi nasıl bir tercih yapacaklar, neyden yana kullanacaklar tercihlerini. Alchemist veyahut Tiny banlayacak, Kamikaze ya da futbolist ekibinden biri. İkisi de banlı olabilir tabii ki de. Evet, Alchemist bana geldi Kamikaze'den, istemiyorlar. Hani açıkta kalınsa direkt win aldıracak hero. Futbolistten ben bir Tiny banı beklerim. First pick Kamikaze'deyken vermemeleri iyi olur ama Sand King'den yana kullandılar. Yani Demek Sand ki... King gibi mi önceki maçta Kamikaze ekibi seçmişti. Belli ki rahatsız olmuşlar durumdan ve Evet. yani şimdi senin bahsettiğin gibi Tiny'yi açık bıraktılar ama Ogrimeca'yı Ogre aldı geldi. Yani yine. Kamikaze de bu seçimden vazgeçmiyor. Bir önceki Evet. maçta da ilk seçim olarak almışlardı. Ya Bence Tiny'yi bu sefer futbolist alabilir. Öyle bir durum var. yine futbolist Tiny ve Void ikilisini kullanacaklar. Tiny'ye Ermi'de tabii bu sefer OD'yi banlarlar diye düşünüyorum ben. Invoker Oo. geldi. Bu 4 numara Invoker kesinlikle mid'e Peki gitmez. bekliyor muydun Invoker'ı? Yani beklerim Ya çünkü şöyle bir şey şimdiye var. kadar sanırım ikinci Oyna. kez Invoker izliyoruz. 3 olabilir. 3 mü? Ben bir tanesini hatırlıyorum. Diğer maçı tam hatırlayamadım ama evet. Sen Evet, devam çok iyi et. kullanıyorlar futbolist ekibi 4 numara Invoker'ı. Tiny de geldi. Bu muhtemelen mid Tiny. Vermediler direkt olarak. Zaten açıkta kaldığı için. OD banlarlar diye düşünüyorum. Kamikaze ikinci pikten alır mı acaba? Nyx geldi. Yine Kamikaze klasik. Ya muhtemelen Kamikaze bu piklere çalışmış. Çünkü vazgeçmiyorlar. Kaç maçtır bunu görüyoruz. Bu iki hero'yu. Tiny mid'de muhtemelen OD banı göreceğiz. Futbolist tarafından. Çünkü Tiny'yi mid'e yollayamadıkları için Brood'u kilit pik olarak aldılar. Gizli pik olarak diyebiliriz. Gerçi OD'ye karşı da güçlü bir hero. Slark banlandı. Muhtemelen Void piki için Slark banı geldi. Veyahut Tide Hunter Ogre Mage'i zorladığı için Slark pikleniyor. Kendileri de pikleyebilirdi gerçi Kamikaze ekibi. Çünkü Tiny'ye karşı güçlü bir hero. Carry olarak. Hani mid Tiny'ye karşı. Bakalım. Aynı şekilde banlar devam ediyor. Morphling banı geldi futbolist Ya banlarda çok ekibinden. fazla bir değişim şimdilik Yok. görmedik diyebiliriz ama seçimler için bir invoker'ımız var. Tim Walker 4 numarayı çok iyi kullandı futbolist. Ki yani bir öncekinde de onlardan izlemiştik diye hatırlıyorum zaten. Evet. Bu turnuvada tamamen futbolistteydi. Evet. 4 numara Invoker'lar. Yanına genellikle böyle ağır bir hero alıyorlar. Ağır hero'dan kastım çok fazla damage vuran, çok fazla dive atabilen. Ona göre bir hero alacaklarını düşünüyorum ben. Tiny'yi 3'e koyamazlar. Yani OD'yi kesinlikle banlamaları lazım. Bence midde. Evet, yine Axe'dan yana bir ban geldi futbolist ekibinden. OD midi gelebilir Kamikaze'den. Hani zorlar Tiny'yi. Eğer Tiny bitse. Şu anda Axe banlı, Void banlı. Void, Slark banlıyken kendileri de alabilirlerdi açıkçası ama pick sırası futbolist olduğu için muhtemelen garantiye almak istediler. Şu an açıkta bir hero var. Farkında mısın sürekli banlı? İki maçtır banlı daha doğrusu. Dikkat etmiyor. Nagasaid'ın. Aha doğru. Ve şu anda carry olarak çok güzel bir pick bence. Hem futbolist tarafından hem kamikaze tarafından. İkisi de alabilir. İki takım da kullanıyor Nagasaid'ını. 4 artı 1 yapıyorlar genellikle. 4 tane ağır fighter hero. Bir tane de ağır bir farmer hero koyuyorlar. O da Nagasaid'ın oluyor. Bakalım. Neyden yana kullanacaklar pik hakkını futbolist ekibi? Şimdi onlar da Genelde son saniyeye kadar bekliyorlar. Bir de yani şöyle bir durum var işte. Şimdi bahsetmiştik. Az önce futbolist her şeyini koymak zorunda değildi sahaya. Birazcık daha tercihlerini bekletebilir diye. Ama şu anda onların da burayı çok iyi oynamaları lazım. Çünkü
İki takımın da son şansı artık. Yani burada finale bir şey saklamak zorunda değilsiniz. Çünkü saklarsanız finale gidemeyebilirsiniz. Ve Crystal Maiden geldi. Yani Yani Naga gelir mi şimdi Kamikaze'den? gelebilir. Crystal Maiden bence yani güzel bir hero. Hem Invoker'ın 4 numarada iş yapmasını daha da kolaylaştırıyor. Buff'ı sayesinde. Mana regen'i verdiği için. Ama şöyle bir şey var. Nyx var. Ogre Magi var. Bir anda yürüyecek. Bir de üstüne Centaur eklendi. Hani Crystal Maiden fight'a girdikleri anda yani bir Yok. anda yok. Aynen yok olacak. Onu nasıl yapacaklar merak ediyorum açıkçası. Çok geride oynaması gerek. Yani çok geride demeyelim de biraz daha Hataya yer yok. güven. Yani o Aynen. güvenli böyle bir adım öne çıktığınız zaman yoksunuz. Bir adım geride de iyi iş yapabilirsiniz durumu söz Evet. konusu olacak. Ki o bir adım geride bile çok sıkıntılı şeyler yaşayacak. Çünkü Nyx var. Üstüne Centaur'un Stampede'i var. Rubik Kolay geldi değil. bu arada. Bu mid Rubik olabilir. Onu söylemekte fayda var. Tiny'yi 3'e çekebilirler. Ben 3 Tiny'yi hiçbir zaman güzel bulmadım. Her zaman şu an yani şu metada 4 veyahut 1 olarak daha etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii 3'e kendi tercihleri çekebilirler. Rubik mid olabilir. Çünkü son zamanlarda gördüğümüz Rubik midler çok iş yapıyor. Özellikle early safhalarında oyunun ultileri çala çala, skilleri çala çala, lane'leri ezmeye yönelik bir hero. Hani kendileri 4 artı 1'i kullanabilirler bu pickle beraber. Bakalım nasıl bir pick stratejisi ilerletecek. Lifestealer geldi. Bu sırada Yani açıkta kaldığı için güzel bir pick. Bence bu Lifestealer pickine farm build'i değil de fight build'i yapacaklar. Çünkü buna müsait şu anda oyun. Tiny'yi de zorlayan bir hero. Aynı zamanda karşısına gelirse diye söylüyorum. Çünkü biliyorsun HP bazlı vuruyor ikinci spell'e. Aynı zamanda böyle burst stunları, stunları falan engellemek için güzel bir hero. Lifestealer. Tabii Odin banlandı şu anda. Tiny mid'e gidecek herhalde. 3 numara Invoker mı göreceğiz acaba? Çok karışık şu anda. Yani bu işte esneklik birazcık takımların da kafasını karıştırabiliyor. Zaten bundan da bahsetmiştik öncesinde. Mesela bir önceki oyundaki swap gibi de düşünebiliriz. Yani kimin nereye gideceğini, neler seçeceklerini burada seçim yasaklamada eğer tam olarak çıkartamazsanız yanlış bir hamle yapmanız oyun içine de çok kötü yansıyabiliyor. Gerçi şöyle bir şey var. Biz iki maçtır kim işte bu pikmanı kazandı dersek o kaybetti maçı. O yüzden bilmiyorum. Bu arada Nagasire'ın da banladılar. Kamikaze ekibi vermek istemedi direkt olarak. Zaten gücünden bahsettim. Lifestealer'a karşı da güzel bir pikti. Aynı zamanda hani bir anda Centaur ulti Stampede'de falan gelen bir takıma karşı Song of Siren'ı açıp her şeyi dodge'layabiliyorlardı. Evet, Kunkka piki geldi mid için. Gayet güzel bir fight. Aynı zamanda farm hero'su. Initiate'de de çok işe yarıyor. Centaur'la beraber, Stampede daha doğrusu, Çok ultisiyle yönlü beraber. diyebileceğimiz. Ve şimdi artık son seçim burada futbolist tarafından yapılacak. Yani İntelliSL Türkiye Şampiyonası'nda bu turun son seçimini yapacaklar. Yani işler gerçekten kolay değil. İki ekibin de üzerindeki baskı şu anda olabilecek son raddede. Onlar da Evet. Juggernaut seçtiler. Yani tek Yani çare Juggernaut'tu şu piklere karşı. Yani carry olarak ellerinde koz kalmamıştı çünkü. Lifestealer'ı en güzel neyle burstlersin? Juggernaut. Ya da Centaur'u lane'de nasıl zorlarsın? Juggernaut. Akla ilk gelen bu. Aynı zamanda Nyx'in de biliyorsun ki karapası var. Onu da engelliyor. Blade Fury'si ile beraber. Bu arada şöyle bir artısı var Lifestealer'ın. Şu anda Kamikaze ekibinde. Nyx ile beraber bu Naix bomb dediğimiz infest bombasını yapabiliyorlar. Bir de Ogre Magi buff'ı var yanlarında. Hani Bloodlust'la beraber Nyx bir anda scoutlamaya gidebilir. Lifestealer infestli bir şekilde. Bence kesinlikle fight'a yönelik oynayacak Kamikaze ekibi. Futbolist'i çok darlayacaklar bu konuda. Ve Futbolist'in şu anda hani 3 numara tiny'si var. Lifestealer'a karşı çok zorlanacak. Mid Invoker. Bakalım
şu an oyun aslında iki takımda da mid ve offlane'e bağlı. Yani Carry'ler biraz daha, gerçi lifesteal'ları daha çok iş yapacak diye düşünüyorum ben Juggernaut'tan. Early'de. Özellikle o fight build ile beraber. Çünkü pikleri müsait. Ya bir de early'nin de ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Az önceki oyunda ciddi bir snowball etkisi vardı. Ondan bir önceki oyunda yine benzer bir durum söz konusuydu. Seçime saklamayı bitirdik. 2-1 kesin kim alır? Ya şöyle bir şey var. Pik olarak bence Kamikaze şu anda çok güzel Futbol pikledi. liste 2-1'i yazdık mı o zaman yani? Ya ben açıkçası Kamikaze'nin bu kadar iyi oynayacağını beklemiyordum bugün. Çünkü çok maçını görmedik. Evet. Hani bu konuda biraz çekimser davranıyor insan. Ama şu anda bence Kamikaze alacak gibi duruyor oyunu. Tabii tecrübe her zaman Sen etki bahsediyorsun. çok etki gösteriyor oyuna. Yani burada pikbanlardan kötü çıkıp oyunu kazanan takımlar da gördük. İyi çıkıp kaybedenler de gördük. İşte bugün olduğu gibi. İşler birazcık daha olayın senin de bahsettiğin gibi tecrübe kısmında bitiyor olacak. Biraz daha oyun içinde yaptığınız hatalarda belirleniyor olacak. Yani mümkün olduğunca az hata yapmak çok önemli. Çünkü zaten hep söylüyoruz. Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın yani yaz mevsiminin genel özeti yapılan hatalar üzerinden kazanılan oyunlar. Evet. Bu arada bu dediğin gibi pik banda üstün çıkıp kaybeden en büyük örnek takım Royal Youth oldu. Evet. Kendileri çok güzel pikler banlar attılar. Çok üstünlerdi. Ama kaybettiler oyunları. Bu tabii ki de değişiklik gösterebiliyor. Tecrübeyle alakalı bir şey. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Ben merak ediyorum şu anda. Belki en heyecanlı oyunlardan biri. Kesinlikle öyle. Yani ben az önce Kamikaze kadrosu eğer kazanırsa Nazgül'e karşı çok fazla şansları olmayacağını düşündüğümü söylemiştim ama yani belki de bu oyunlarından sonra tekrar bir düşünmem gerekebilir. Eğer iyi iş çıkartırlarsa onlar da gayet hırslı gözüküyorlar şimdilik. Futbolist kadrosu da oyuncu değiştirmişti. Onun da hatırlatmasını yapalım. Onlar bugün iyi bir açılış yaptılar ama o momentumun devamını getiremediler. Kamikaze'den bir dur cevabı geldi ki zaten öyle olması lazımdı. Yani tabii Kamikaze kazansa da büyük ihtimalle Futbolist bence ikinci oyunu zaten yine kazanacaktı. Ben bugün çok 2-0 bir seri beklemiyordum. Hani sen sürekli diyordun 2-1, 2-1, 2-1. Evet. Dediğin oldu Yani sonunda. dediğim oldu. Ama yani tek 3 maçlık serilerin olduğu günlerde o 2-1'leri izlemedik. Şimdi burada 2 maç 2 tane serinin olduğu günlerde 3 maçlık 2 seriyi Evet. bakalım. Farm konusunda sence en çok farmlayan kim olacak bu oyunda? Ya ben Hangi takım olacak diyeyim daha doğrusu. Network üstünlüğü diyeyim. onunla ya bence şu anda oyun içiyle ilgili yorum yapmak o kadar zor ki şu yüzden söylüyorum. Yani normal bir oyundan bahsetmiyoruz. Bunu 2 tur önce konuşuyor olsaydık bir taraftan bir tarafı söyleyebilirdin. Ama şu anda yani bir önceki oyunu düşün. Öyle bir senaryo bekliyor muydun? Ya Asla. Ya beklemiyordum. olabilecek son senaryo falandı galiba ve ya her şey mümkün. Bilmiyorum ben ama mutlaka bir seçim yapmam gerekse. Hadi kamikaze edeyim ya. Futboliste bak mantığım futboliste birazcık daha yatkın. Ben futbolistin daha iyi oynayacağını düşünüyorum bu maçta. Ama hadi kamikaze demiş olayım. Sen futbolist diyeceksin gibime geldi çünkü. Bence de kamikaze. Sence de mi Çünkü fight kamikaze? odaklı oynayacaklar ve futbolistin hero'ları farm'a dayalı hero'lar. Şimdi Invoker'da aganim koymadan fightlemiyor ve eğer Kamikaze tüm lane'lerde bir önceki oyun gibi üstünlüğü kurarsa elini kolunu hani ilk oyun Kamikaze'ye yapmışlardı ya Evet, futbolist. evet. Resmen ikinci oyun tam tersini Kamikaze yaptı futboliste. Bu oyun da aynısını yaparsa çok rahat bir galibiyetle çıkabilirler. Aynen öyle ve duraklatmamız da bitti. Şimdi artık İnteliyesel Türkiye Şampiyonası'nda bu turun son maçına geçiyor olacağız. 1-1 berabere sinirler iki takımda da birazcık gerilmiş durumda. Psikolojik olarak kendilerini sınırlamaları gerekecek. Ve sunum için Janko, Levo ve Nix üçlüsüne bağlanıyoruz. İyi maçlar. Teşekkürler Anılcan ve Devrim. Evet siz Kamikaze'nin kazanacağını söylediniz ikiniz de ama biraz zorlu oldu yani tercih yapmanız bence. Çünkü iki takım da epey güçlerde birbirine yakın ve iyi oyunlar sergiliyorlar turnuvada da. Sen ne düşünüyorsun Necan? Evet, şu an lane-up'lara baktığım zaman geçen oyuna nazaran daha güçlü, hatta baya baya güçlü lane'leri var. Futbolist takımının.
Ama bu oyun özelinde şu çok önemli olacak. Early maksimum derecede efektif ve dominant oynamak zorunda. Yoksa karşıdaki Lifestealer, Kunkka ve Nyx'e izin verirseniz oynamasına, ya bunlar bir süre sonra sizin üstünüze koşmaya, çok rahat killer çıkarmaya başlayacaklar. Eğer onları lane'de çok daraltıp öldüremezseniz, ki biliyorsun karşıda 3 tane Intelligent Hero var ve Nyx Assassin, Intelligent Hero'ların en büyük counter'larından birisi. Çok rahat bir şekilde kill çıkarabiliyor. Yukarıda bakalım Rune Savaşı nasıl sonuçlanacak. Koble kaldı. Ya bir de şöyle bir şey var hani Rubik, Crystal Maiden gerek Immo hani yeterli stun'ı sağlayabildiğin zaman çok kırılgan hero'lar. Senin de dediğin gibi eğer early'yi kaybederlerse bu kırılganlıkları iyi değerlendirebilir Kamikaze. O yüzden ben de Kamikaze'yi bir tık üstün görüyorum pik olarak ya. Ve ellerinin Kamikaze altındaki devrim kedi katılıp. ya, skill'lerden minimum şekilde etkilenen kerilerden birisi olan Lifestealer. Yani Rage'i açtığı zaman eliniz kolunuz bağlı kalabiliyor. Özellikle şu an ellerinin altındaki hero'lara baktığın zaman. Tiny'den de epey can çekebiliyor open olmasıyla birlikte lane'de. Şimdi aşağıda Yani Fury geldi. güzel. Teleport. Kolum çıkabilecek mi teleportla? Son saniyede çıktı diyebiliriz orada. Ama şimdi işte Wither yalnız bıraktı. TP'si de yok. Yürüyerek gelmek zorunda. Yukarıda da Frosty. Frosty'yi kovalıyorlar. Bir hit daha gelirse ölecek derken Koblek vurdu o hit'i de. Aldı. Ignite'la başlamanın da karını gördü Bifo. Genelde hani Ignite'la çok başlanmıyor. Meta olarak ama. Bu hani Lifestealer'ın vuruş gücünü kullanırlar özellikle Fizz'le hani rahat bir şekilde trade'e girebiliyor hit trade'ine. Before da Bence kuleye ölecek sıçrıkları şimdi. kestiler. Kolmi de bu arada smoke bastı da indi aşağı hani hareket hızı artsın diye. TP'si yoktu çünkü kendisinin. Hemen geldi ve bu Wither'a destek olmaya devam ediyor. Level'ını da aldı. Mid eşleşmesi Bu hakkında ne düşünüyorsun? Yani Kunkka, Immokra karşı çok güçlü bir lane. Evet. Aynen. Ya ama şöyle bir durum var. Invoker level'ını alana kadar çünkü Quas Vex Invoker olduğu için hani bir yerden sonra o Quas'la birlikte kendini tekrardan Fury geldi regenerate ediyorlar bir aşağıda. şekilde. Aşağıda Fury ile Frostbind'de birlikte bu Wither'ı birlikte. kesmeye çalışıyorlar ve son hit Ravesse'den geliyor ve orada bu Wither'ı da kestiler. Ya bu iki hani Juggernaut artı Crystal Maiden'ı zaten hatırlarsın. Çok güçlü laning. Hala da devam ediyor zaten bu laning güçleri. Tota Hem birden slow... bugüne gelen Yani lane'lerden birisi. kesinlikle ya. Eskilerden. Hem slow'u hem işte Frostbite'dan gelen root katkısıyla birlikte Blade Fury'un inanılmaz fazla çıkardığı full damage'ı direkt yedirtiyorlar. Peki Leva Dota 1'de tutar mıydın, slowlar mıydın? Tutardım ya. Stun her şeyden daha önemliydi Dota 1'de. Yukarıda da bu arada Nico'ya kesecekler bir hit daha geldi. Ya kırılganlığı iyi değerlendiriyorlar yukarıdaki. Ya bu Taylı aşkı futbolistin nereden geliyor acaba? De bu. OG. TI. TI, evet Bence TI, OG. Her yerde, her rolde güzel bir şekilde oynandı ya. Tiny. bu maç Nico'ya mı attı pikleri? De Bu Torrent de maçta geldi be. bu arada. Nejo pikleri kim attı yine? Nico. Tamam, doğru biliyorum onu. Kule altına dive'ı bu arada Bobruha güzel gördüm middeki ve tornado'yla. Hem creep'i kesti hem de Necromen'e. Tüm damage'i yedirtti. Necromen az önce Healing Cell basmıştı. Şimdi o yenilenemeyecek. Böyle bir hani ufak sıkıntı var ama Bobruha Base'e hangi gidiyor X'ten. evet, Levo. base'e gidip gelecek. Bobruha ama hani o level aldıkça Kuas'ın katkısıyla birlikte üstündeki regen'e bakar mısınız? 12 regen'i var. İyi bir şekilde, kolay bir şekilde aslında hani lane'e götürebilir birazcık daha ölmezse ve işler onun için iyi giderse. Bu maç çok hızlı bir phase bot earn arkasından Vessel Midas rushlamaması lazım ya. Vessel şart bu maç. Hem Kunkka hem Ogre
Hem Life Steeler, Centaur, Nyx hepsine karşı çok çok iyi ya bana sorarsan. Vesel bu maç kesin görmek. Mesela sponsorluğumda yine. Şimdi mid'e geldi. Olmuyor. Veil. Ghostwalk'u var. İsterse çıkar, harcamak istemedi. Colson'a. Yalnız güzel oynadı fark ettiyseniz. Dönüp hani vurabilse orada Tidebringer'dan çekindi büyük ihtimalle. Ekstra damage olarak yemek isteme. Ya bu Basilius'u kullanıyor mu? Baktın mı? Ben fark etmedim ama sorayım sana da. Sanki Basilius öyle duruyor gibi. Aç kapı olayını söylüyorum. Bakmadım ya hiç. Gerçek olursa. Belki ama hani şeye katkı vermesi için, push yapmasını engellemek için Kukan'ın o Tidebringer'la hani birazcık da o yüzden olabilir. Hı hı. Bir de şey veriyor ya, armor. Açık tutmasının en büyük sebebi krepler armor kazansın ve Tidebringer sekmesinden ben az damage'iyim. Hı hı, aynen. Armor'la biraz da. Peki bir şey soracağım. Bu Vestel'in hani çok övdük aşağıda bu arada. Furi geldi. Furi ile birlikte Fury, Call Me, bir hit geldi. İkinciyi de atabilir, aldı kili Ravesse. Burada Voiter kovalıyordu. Üstüne Frostbite, eli kalktı da. İşte evet, evet. Frostbite'in gücü belki de. Aynen öyle. Ya bu Vessel'i hani övdük ama kimden gelecek sizce bu Vessel? Invoker. Ha, futbolist için. Ben Kamikaze için sordum ya. Yani aynı şekilde onlar da Vessel olabilir. Özellikle Kunkan'ın Vessel'i early game'i çok iyi domine ediyor. Artı Colmi de alabilir Nyx'e. Bence... Çünkü hani gezip Vendetta ile kill toplayınca Vessel şarjı çok rahat artıyor. Ya Ruddy'yi Kunkan'dan Arnett ve diğer fight itemlarını Lifestealer'dan, Urn'ü de bence Urn'de kalacak. Vessel'e dönüşmeyecek o. Onu da Nyx Assassin'den alacaklar diye düşünüyorum. Doğru. Ya mesela aynı şekilde çünkü Invoker'a karşı da güçlü. Ben hani onu da düşünerek söyledim. Bu Quas'ın verdiği hani özellikle Quas Rex Invoker'a karşı. Çok fazla şey attılar, konuşamadım ya. Çok fazla regen veriyor Quas'tan. Onu da kırmaları lazım aslında bir yerde. Özellikle hani bir de arkasına Healing Ward dikildiği zaman Void Stone'u yani Juggernaut'ın katkısıyla birlikte push'ları mesela pushlayıp geri dönüp tekrardan canı doldurup tekrardan ilerleyecekler ve bunu da hani kırmak için bir Vessel'de görebiliriz gibi düşünmüştüm ama senin dediğin de mantıklı. Önüne bırakıp hani diğer itemlere gidebilir. Tamamen dagger bozmak amaçlı alınırsa diye düşünüyorum. Ya bu maç bu arada maçın itemi bence burada Kamikaze için Force olacak ya. Özellikle Frostbite olsun, Avalanche'dan çıkarma olsun, hani Invoker'ı dodge'lama olsun. Force gerçekten önemli bir item kendileri için. Bir de bir daha yaklaşacak Palmin. İlk teleport geliyor. Peşinden Frostbite. Güzel rotasyon orada Ravest eder. Torrent geliyor. Fire Blast attı. Üstünü EMP. Cold Snap. Telekinesis. Before. Ölebilir bu arada. Avalanche geldi. Aaa Frosty'den çok büyük hata. Toz kaçtı. Frosty'den çok büyük hata. Yani 4 kişilik yüksek bir rotasyon yaptı futbolist burada ve sadece bir tane Ogre ikili bulabildi. Hani belki Bobruha'yı ölümden kurtardılar ama üste kasan biri var. O da Koblek. Şimdi Voiter'ı pingliyorlar. Yaracan'la geziyor. Tehlikeli yerlerde. Rotasyon gelirse. O da bunu fark edip çıktı hemen. Yani oraya atılmış bir ward var zaten direkt. Gelebilecek teleportları görmek adına. Shrine'ın altına hemen. O kadar agresifler mi acaba o ward'ı atacak durumda? Yani... Kırıldı da Neji. Aynen çünkü Ruby'nin o gelişinden hemen çıkmasından sonra anladılar hemen orada olduğunu.
Frosty derinlerde. Çok derin, çok ağır. Yakalandı. Toz, avalanche attı. Gerçi X-Range'inden çıktı. Stampede, Fire Blast gelir mi? Attı. Torrent için kovalayabilirler belki Ignite. Nova, Gemi, bırak beni dedi. Kem mantıklı soydu. Gerçi telekinesiz. Fade Ball, Impale. Mizrun'u aldı. Tornado'yu MP'ye kesebilirler. Frostbite artı. Nova da var. Cold Snap. Nova geldi. Peşinden bir eriş daha. Cold Me'yi kesiyorlar. Before the board'a ölmez herhalde. TP'ye direkt çıktı yukarıdan. Ya Frosty'nin aslında o dive'ı bana sorarsanız hatalıydı ama Kamikaze biraz tereddüt etti. Arkasında olabileceğini mi düşündü bilmiyorum ama arkasında da ward vardı. Hani orada gelebilecek bir X'le birlikte çok rahat bir şekilde keserlerdi kendi shrine'ları altında. Birazcık kararsızlık yaşadılar. Stampede'i de harcattılar bir de üstüne hani futbolist harcattı daha doğrusu diyeyim o kill için. Arkasına bir de hani kalmayı da kestiler. Burada aslında futbolist için daha kötü gidebilecek bir durumdayken ufak bir kararsızlık sonucu Kamikaze'den gelen kişiler onlar için birazcık daha iyi hale geldi. Waiter'da o kötü lane gidişinden sonra gayet iyi topladı. Yani Vanguard'ını bitirdi şu an kendisi. O buff, bahsettiğiniz buff itemları teker teker üstüne gelecektir. Ki bu oyun çok büyük ihtiyacı var takımın pipe'a. Bir dakika ordunları için yaklaşıyorlar. Davetse. X geldi Torrent. Bu arada Kobe'le kaldır onu ama hatalı oyun mu? Evet hatalı oyun. Yani tipi hak etti. Orada da Ravesse öldü. Rune'a karşılık bir safe lane carry'nin Midas'lı bir safe lane carry'nin ölmesi bilmiyorum. Ya kesinlikle worth değil. Değmedi yani. Wither bu arada Jagger için Crimson'a da gidebilir ya. Pipe'dan sonra. Voidstone'dan da benim bayağıdır görmediğim Jagger'a Midas tercihi gelecek. Tam onu söyleyecektim Neco. Rune kapışması başladı, değinemedim. Yani bu Midas tercihi... Bence kötü. Hiç meta olmadı. Hiç meta değildi. Yani. Ama bunu tercih ediyorsa oyunu çok uzatıp hani bu... Gerçekten... 40. 45. dakikada atak speed'le birlikte ultiyle çıkıp böyle ta 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 vuran Aghanim buff'ıyla birlikte 60. dakika içinde yok eden bir Jagger olacak gibi. Üstte de Impale, Telekinesis, Fade Bolt ve Furu hasarıyla birlikte kestiler konuşurken onu da özetleyelim. Ya bu Midas'ın bir de hani atak speed katkısını da alacak. Ultisi için güzel bir buff olacak. Karşıda Kunkka varken de hani şöyle düşünmüş olabilirler. Kunkka abi zaten early'yi alacak. Biz late oynayalım gibisinden düşünüp hani çok late'e bir yatırım yapmış olabilirler. Can'ın da söylediği gibi şimdi birlikte bu arada. Cold Snap EMP vardı. Gemi buff'ını alacak. Stampede geldi. Toss geliyor. Üstüne Tornado. Vendetta'yla çıktı. Impale geldi. Telekinesis stun'ı yedirtti. Holston pucundan yakalandı. Open. Double Edge. Üstüne Furiye. Impale Bomb geldi. İlk Wither ölüyor ama. Üstüne Impale. Call Me'yi de kestiler. Toss'a da attı peşine. Ravesse Steve bastı. Frostbite geldi. Manası yetişmeyecek. Ama kovalamaya devam ediyorlar. Impale var çünkü. Impale'la tutturması an meselesi diyecektim. Impale artı Furia, Voidstone devam ediyor. Bir kill daha, 10'a 5. Belki de futbolu severlerin özlediği Dota buydu. Takımlarını destekledikleri yönde görmek istedikleri oyun buydu. Geçen maç açıkçası ben hiçbir şey anlamadım. İlk defa öyle gördüm futbolista. Evet, Devo, evet. Sen de Neco da herhalde maç arasında konuştuğumuzda öyle düşündünüz. Buradan 1000 gold, 1500 experience almışlar. İlk büyük fight'tı sayabilir miyiz? Belki sayabiliriz. Yani oyundaki 12. dakikada gerçekleşen fight'ta. Birkaç dip nokta var. Onları söyleyeceğim. Yine geçen maçla alakalı. Sonra da buraya döneceğim. Faceless Void'in az önceki farmıyla şu anki Jagger'ın farmına baktığımda yaklaşık bir 1.5-2K'lık bir fark var. Herhalde istedikleri piklerle çıktılar gibi Levo.
Az önce biraz daha böyle ezbere bir kompozisyon varmış gibi hissetmiştim ki onu uygulayamadılar. Şimdi Voidstone'un daha çok sevdiği, takımın sevdiği pikler var. Bir Crystal Maiden'ı çıkarıp oraya Oracle koyarsak belki, daha doğrusu Roder Avesta'nın Oracle'ını şekrosunu birçok izleyen biliyorduk. Ya aslında şu anki Voidstone Heroes'undan çok bence hani istedikleri orada o şey nasıl desem Brood'un space açmasıydı. Yani Brood piki tutmadı, hani Void'in evet Kronos'un ekstra damage yoktu ama pikleri de ona göre atmamış olabilirler belki de. Oradaki Brood piki belki de onların bütün şeyini bozmuştu lastik atmalarına rağmen. Dram basıldı. Nikoa'ya geliyor. Dust basıldı. Gemi geldi dediğin gibi. Awesome. Bir de saatte Fury geldi, çıkmaya çalışacak orada Voidstone. Çok büyük hata, çok büyük hata. Öyle bir teleport mu var? Dedirtecek şekilde. Ya ki Nikoa orada ölürken girip hani hem çıkarım hem damage'ini iyi dövüyor. Aralarına giriyor. Hail, Torrent. Üstüne Koa Black. Direkt patır kütür vuruyor. Neden? Üstüne 3 level 1 Bloodlust'lar. Bloodlust buff'ı. Atak speed'i çok fazla. Facebot'la birlikte mobilitesi de iyi. Direkt her yere rotasyon yapıyor. Open'la slowluyor. Rage'li atak hızını daha da katlıyor. Bir de dönüp Arnett açarak vuruyor. Early'de gelen Arnett katkısı. Ya orada dediğiniz gibi bu arada Voidstone'un büyük hatası vardı. Çıkarım ve artı damage edireyim diye Blade Fury'le de içlerine yürüyüp de TP attı sonra. Hani direkt Blade Fury artı TP yapsa belki çıkma şansı vardı kendisinde ama. Torrent çalındı bu arada aşağıda. Omnislash var, belki oynayabilirler orada ama. Daha agresif olmak istemediler. Kromen de direkt base'e TP ile çıktı. Smoke basıldı şimdi. Mid'e doğru ilerliyor. Mid kulesini istiyor. Kamikaze orada ya da arkasındaki Raves skillini arıyorlar. O kadar o rahat bir şekilde hani map üstünlüğünü vermeyeceğiz diyor şu anda. Çok net anlaşılıyor. Map üstünlüğünü verdiğiniz anda çünkü futboliste map'in her yerinden kill çıkarıyorlar. Şimdi Voidstone B4'u kovalıyor. Onun slash var. Fury'yi açtı Voidstone. Şimdi döndü Cold Snap. Üstüne Torrent. Başarılı değil. Kesecekler. Bu arada Bobruha da Vessel kastmıyor galiba. O da hani yoluna devam ediyor. Önünde bırakıp sadece o hani Cold Snap damage'ın katkısını almak istiyor. Karşıda bu kadar canavuzu yüksek hero'lar varken, regeni yüksek hero'lar varken bence alınması gerekiyordu ama şimdi Infest Bomb gelecek, Dagger'ı gösterecekler şimdi, Wither'ın. Bobruha'yı sanırım derse. Bobruha, Infest Bomb! Telekinesis gelmişti, bu arada Karapas açtı da Karapas bir işe yaramayacak. Üstüne gemi geliyor, Ravesse'yi de kesiyorlar orada. Kobile 3 kill birden kaldı. Rastı'da yakalandı. Rastı dönecek. Ultra geliyor. Ultra geliyor. Yok. Gelmiyor. Kalmıyor aldı. Mükemmel Dagger'in inşaatı. Mükemmel. Dagger'in inşaatı çok güzel. Necromen'in girdiği yer de çok güzel bu arada. Hiç beklemedikleri bir yerden girdi. Üstten girdi ve Tidebringer çok çok fazla damage çıkardı orada ya. 4 kişi almayı başardılar burada da. Artı yani Lifestealer'ın early kasmasından kaynaklı. Yani bu Crystal Maiden, Invoker ve Ruby'yi yakaladığı anda hani o bahsettiğimiz kalıp kalıp vurmayı da çok net bir şekilde gördük daha demin. Ya Blink'i güzel kullandık. Kamikaze tekrar hatırlatalım. Tam o sırasına gelmişti. Smoke'a da öyle bastılar zaten. Yani Bloodlust katkısı da Cankon'un söylediği gibi şu an Kobe'yle inanılmaz güçlü yapıyor öyle de ya. Tezo bitti yalnız. Evet. Kim vuracak şu anda supportları? Baktığımda Binker kanavuzu olan bir Crystal Maiden var. Yani Armlet'i açtığında yani 250 damage'e yakın damage'i olan bir tane de Kobe var. Yukarıda bu arada kill'de Impale'la birlikte kalmaya kaldı Nikon'un kill'i. Şimdi Odesso ile birlikte de kuleye vuruyorlar.
baksana kule nasıl eriyor. T2 böyle eriyorsa T2 böyle eriyorsa supportlar ne yapsın? Değil mi? X geldi. Ha kendini atmış abi. O base'e gitmek için Necro sesi duydum bir an panik oldu. Bir an böyle panik oldu. Voidstone da bu arada aşağıdaki 2. kuleye vurdu ama alamadı o tabi. Bobruha bu arada Dust'la birlikte kalmı gösterdi de TP'yi canceladılar. Dust'la 2 kişilik. Üstüne gemi, Ravesse yakalandı. Diğer tarafta Bobruha'ya vuruyor. Avalanche, Taunt. Burada Bobruha öldü peşinden. Winter'ı kesiyor. Winstone, Ravesse ölüyor. Çıkmaya çalışacak buraya. BKB ile birlikte Necroman yolladı kendisi. Frosty tosladı değil mi orada Bobruha'yı? Ben yanlış görmedim. Yoksa Nikoa'da çalıntı yok değilmiş. Frosty orada Bobruha'yı tosladı. Belki hani amacı birazcık daha farklıydı, kurtarmaktı da. Orada çok yakınlardı birbirine. Burada güzel seken bir Omni Slash var bu arada Winter üstüne. Aradığı gold'u da birazcık aldı diyebiliriz Voidstone. İstiyorsanız pauselanmışken bir alınan talentlara bakalım. Hı hı. Şöyle soldan sağa. Ravesse... Sen mi söyleyeceğim hem sen? Ben geçeyim ilkine. Okay. Ravesse 9 level daha talent seçememiş. Seçemiyor. Frosty 30 hasar arttırımını seçmiş onda. Nikoa da 9 level. O da ona yaklaşıyor. O da 200 can seçecektir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Daha seçememiş 9 level olduğu için. Voidstone her şeyden 5 stat alma seçmiş. Bobruha da talent'a vermeden Exort, Quas ve Vex'ini level'lamaya devam ediyor. Diğer taraftan kalmaya baktığımızda da level 10 talent'ı dakika başına 90 altın. Yani dakikada 90 altın kazanıyor. Onun dışında Necroman 15 level sınırına ulaşmış. 40 hasar arttırımı ve 12 can yenilenmesi. HP regen alıyor kendisi. Wither 12 level. 10 level'da 20 movement speed'i seçmiş. Yani karşıda çok fiziksel vuran hero olmadığı için savuşturma yerine movement speed seçmiş. Gayet mantıklı bir tercih. Before 9 level'da yakında ona ulaşacak. 16 level olan bir Koblek var. Kendisi 20 saldırı hızı, artı 20 saldırı hızı ve 30 hasar arttırımı seçmiş. Tamamen vurmaya yönelik oynayacağım diyor kendisi. Karı bu arada ikisiyle birlikte Necroman'ı izliyoruz. Voidstone'a yarı can vurdu değil mi ya? Yani canı o kadar değildi onun. Şu an Necroman de çok fazla vuruyor ya. BKB'si de var. Şu an bir Dust gelirse bu arada Bobruha'yı fark edecekler ki Dust geldi ama. Sight'ı gitti mi? Yok. X yakaladı, geriye attı. Beat döndü vuracak. Frostbite geldi. Fire Blast geliyor peşinden. Cold Snap. Nova. Ultiye vermediği için açamıyor. Ravesse arka tarafta B4'u kestiler. Tornado yakaladı. Ama Bobruha'nın canı az. Bundan dolayı geri çıkmak istiyorlar. Kamikaze bu arada fokusu çok dağıttı fark ettiyseniz. Yani Necromancer da başka bir target'e giriyordu. Ruby'ye girmeye çalıştı. Arkada Bobruha'yı yakalamaya çalışan bir ekip vardı. Ve başarılı da olamadılar. Wither'la birlikte Kalmi dönmüştü Invoker'ın üstüne. Yani fight'ı kendileri çok dağıttıkları için aslında burada Before öldü diyebiliriz. Bence orada Koblex'iz zaten o işe kalkışmaları bence yanlıştı. Çünkü şu anda esas damage'i vuran kişi Koblex. Doğru doğru. Kunkka sadece alan açıyor Kunkka ve Centaur ikilisi. Ya alan aslında Kunkka da çok vuruyor ya gemiyle birlikte. Gemi Bloodlust Tidebringer'la vuruyor ama hani yeterli olmuyor. Tek başına hani orada Ruby'yi kesecek kadar yeterli değil. 3 hero arasında. Yani Omni Slash sekti orada game buff'unu aldılar. Koblek girmeye başladı. Rampage geldi. Telekinesis geliyor peşinden. Koblek. Okun. Güzel oyun orada Wither'dan. Voidstone'u kestiler. Üstüne Nikoa da öldü. Ben buradan maçın döneceğini hiç düşünmüyorum ya. Necroman'dan çok güzel bait bu arada. Eğer baitse hani o Vendetta içerisinde Infest Bomb'la birlikte yakın duruyorlardı zaten Necroman'e.
böyle bir hani smoke olacağını düşündü büyük ihtimalle ve güzel baitlediler orada. Buradan 1163 gold, 3500 experience kazanmış. Kamikaze ekibi Bullish. Elenis'i 3. olarak mı bitirmiş oluyor Levo? Doğru mu biliyorum? Yok. Hayır. Bir sonraki maçın kaybedeni 3. oluyor. Bu maçın kazananı çünkü evet, Nazgul ile oynayacak. Evet, doğru söyledin. 4. olarak bitiriyor, pardon. Değil mi? 4 oldu, doğru oldu. Bir sonraki şey. Kaybedenler finale 3. oluyor Elena. Aynen. Her zaman alışkın olduğumuz dakika 20-25 civarı T3'e vurma eşi de bu sefer kamikaze'den geldi. Yani %50'ye kadar çektiler neredeyse. Kendi silahlarıyla vurdular sanki. İki maçtır öyle izliyoruz. Ya istediği oyunu oynatmıyor desek daha iyi olabilir ya futboliste. Ama futboliste başka bir sorun var. Levo. Yani yıllardır maç izliyoruz. Oyuncuların az çok şeyini göre neler yaptığını, neler yapabileceğini biliyoruz. Ama bu sefer futboliste başka bir sıkıntı var gibi geliyor. Biraz da belki şey olabilir mi? Oyuncu eksikliğinden olabilir mi? Çünkü yedek olarak Frost da oynuyor bugün. Belki o da hani etkilemiş olabilir takım içi sinerjilerini. Şöyle bir şey var benim gözlemlediğim futbolda. İşler kötü gittiği zaman, yani o kaldan olduğu zaman daha doğrusu, inisiyatifi eline alıp oyunu bir an domine edebilen performanslar gösterebiliyordu. Özellikle Legend Commander'ın altındayken. Ama şu anda offlane'den böyle çok sağlam bir performans alamıyorlar. Bir taraftaki Vuitr'a bakıyorsun, gerçekten initiate'leri yapıyor. Olması gereken yerde sürekli. Şimdi smoke patladı. X geldi. Ben mesela 3 kere ping dediler orada. Impale geldi, çıktı. Infest oldan 1-1.5 vurdu size. Nejo, 3 kere ping dedi. Nikua NJ'ye vurmaya devam etti. Braves orada ping dediğinde. Bir sıkıntı var ama bunun ben yine offlane'le alakalı olduğunu düşünüyorum. Aslında ilk maçta güzel başladılar. 1-0 gibi böyle kritik bir maçta avantajı elde ettiler. Sonra da Bobrua'ya teleport attı an bozacak orada. Necroman şimdi rotasyon yapıyor. Dust basıldı. Dust. X geldi, Bobrua'da ölecek gibi. Impale, Tidebringer'la birlikte vurdu. Yapabileceği bir şey yok. BKB gidiyor. Kalmi de bu arada görevini güzel bir şekilde yerine getirdi. Bu scout dediğimiz hani izcilik yapması, vision vermesini gene bir artıya çevirdiler. Ya bu maçın senaryosu bana hangisini hatırlattı biliyor musunuz yani? Upper Bracket'te Nazgul'e karşı da aynı şekilde 1-0 öne geçtikten sonra bir loss alınca her şeye tersine dönüyor gibi. Şu anda polis takımında. Aynı işi Nazgul'a karşı da yapmışlardı çünkü. 1-0 öne geçtiler. Sonra işler bir anda tersine döndü. Şunun da altını çizmekte fayda var. İki oyundur. Yani Koblen'in gerçekten çok fazla bir farmı var. Aynen, hem, çok yani hem kendisi iyi buluyor farm boşluklarını hem de takımı güzel yaratıyor boşlukları ya. Bu arada midde X geldi, Torrent geldi de kesmeye damajlar yetecek mi acaba? Rotasyonlar da geliyor çünkü orada. Kaçamayacak Impale. Mana Burn dağıtmıştı. Toss, Torrent. Baksana oynatmıyorlar. En son Wither dahil oldu oraya yani. Herkes teker teker geldi. Ulan Wither'ları nasıl kesecekler ben merak ediyorum mesela. Çok çok zor ya. Yani bir AC falan bir şey de lazım şu an futboliste. Leshrac ve Invoker'a karşı en çok banlanan hero'larda Juggernaut ve Lifestealer vardı. Lifestealer'ı boşta bırakıp Jagger'ı kendileri almak. Tornado, EMP. Yine ben bomb pick'te küçük bir sıkıntı gördüm gibi. Baksana 3. kule nasıl düştü. Karşı koyacak bir şeyleri yok şu anda çünkü.
2 Aegis de var yani bir de kombinasyonunda hala. Avalanche, Cold Snap, Rage'i bastı open. Rusty'nin girişi bayağı yanlış. Üstüne Furia, Bybit. X. Geri gelecek. BKB'si var. Girebilirler. Torrent. Şimdi girdi. Holstorm geldi. İki kişilik. Orada Nikua'da yakalandı. Onun slash vardı. GG'nin geleceği noktaya geldik. Nikua'dan GG geliyor. Call Me'den gelen inanılmaz iyi bu arada Karafes. Güzel görüyorlar orada Call Snap atacağını. Kendisini stunlattı Karafes'le birlikte ki takımına da zaten Initiate boşluğunu yarattı orada. Arkasına Wither. Stunlarla birlikte. Zaten bu Call Blade tutmaların da imkanı hani çok da yoktu futbolistlerin o dakikalardan sonra, mid game'den sonra. Oyunu da bu oyunu da çok zorlanmadan aldılar diyebiliriz. Evet, yani son şampiyon dördüncü olarak evine dönüyor ve İzmir biletini kaçırıyor. Bakalım sırada üçüncü maç, yani bugünün son serisi var daha doğrusu. Nazgul Kamikaze'ye karşı oynayacak. Bakalım analiz masası bu maçla ilgili neler düşünüyor? Bir şey ekleyeceğim. Çeyrek final karşılaşmalarında herhalde 2-0'ı bitmişti değil mi Neco? Hangisi? Bu seri Kamikaze Nazgul serisi. İlk hafta oynanması oynanan. 2-0 def final, evet. Aynen. Çıkamamışlardı. O yüzden 2-0 bitmişti. Şimdi o beklenen derbiyi, birazcık derbi gibi görülen maçı göreceğiz. Kamikaze de hani bu oyunla birlikte şu an Nazgül'e biraz korku salmış olabilir. Gerçekten hani 4-4'lük oynadılar diyebiliriz şu son iki maçta. Bakalım. O zaman evet, analiz masasına yani Devrim ve Anılcan'a gidelim. Bakalım onlar ne düşünüyor. Sizdeyiz. Evet beyler, teşekkürler güzel sunumunuz için ve Kamikaze galibiyet almayı başardı. Nazgül'ün karşısına çıkmaya hak kazanıyor. Şimdi futbolist geçen turnuvanın galibiydi ama şu anda bırakın galip olmayı, ikinci kez finale bile gidemeyecek. Yani bilmiyorum, artık futboliste veda ettik. Sen neler söylemek istersin futbolistle ilgili çok kısa olarak? Çünkü sonrasında daha Nazgül'e ve Kamikaze'ye değinmemiz lazım. Kamikaze'nin bu son maçtaki dominant performansına değinmemiz lazım. Ama öncesinde futbolistle ilgili kısa bir yorumunu alacağım. Yani şöyle bir şey oldu. Birincisi ben Tiny'nin 3 numara pikini, yani 3 numaraya Tiny konulmaz hiçbir zaman bu metada. Çünkü cidden efektini gösteremiyor. Sen bir bunu pikbanda da söyledin, evet, bu arada. Bir de Lifestealer piklediler üstüne Kamikaze ekibi ve eridi gitti hero. Tamamen eridi gitti. Bir de üstüne Invoker var mid'e. Ben yine mid Invoker'ı öyle first pick'ten alınmaz. Hani bu metada ona da çok karşı geldim şu ana kadar hep. Yine sen 4 numara diye düşünüyordun hatta. 4 numara düşünüyordum. Mid'e koydular. Mid'de eridi gitti Invoker. Bir de üstüne Crystal Maiden picklediler. Yine o da eridi gitti. Ogre Magi stun atıyor. Nyx bir stun atıyor. Zaten canı gidiyor. Hani onların atmasına bile gerek kalmıyor. Early game'e dayalı oynadı Kamikaze ekibi. İstediğim, benim görmek istediğim build'i yaptı. Koblek, Armlet, Dezo koydu. Üstüne AC koydu ve bunlarla hani fight ortasında bir anda Crystal Maiden olsun, Invoker olsun bir anda eriyip gidiyorlardı. Bu hani birinci maç söylemiştim ben sanırsam. Hani kendinden daha iyi, daha tecrübeli düşündüğün takıma karşı nasıl oynarsın dediğimizde cevap olarak 5 kişi yürümek, direkt bir kişiyi ortadan sayı çıkarmak, avantajını ele geçirmek game, demiştik. Snowball yani yapmaya çalışmak ki bunu çok iyi kullandı Kamikaze son iki oyundur ve bence gümbür gümbür gelen bir takım var şu anda. Ve tam ona değinecektim sanırsam yani. Sanırsam şu an turnuvada tek Kamikaze şu an mükemmel durumda. Moraller büyük ihtimalle şu anda uçuyordur ve birazdan Nazgül'ün karşısına çıkacaklar. Böyle bir galibiyetle o karşılaşmaya çıkacak olmaları onlar için çok iyi. Ama bocalamamaları lazım. Nazgül ekibinde acaba hissiyat nasıl? Ben onu da çok merak ediyorum. Çok hızlı şekilde son yorumlarını alacağım. Evet, bir de şöyle bir şey var. Şu anda sanırsam turnuvada tek 5 oyuncusunun da Türk olduğu takım Kamikaze. Hı hı. Ve ben Kamikaze'nin aslında şampiyon olmasını çok isterdim. O yüzden de senin sanırım birazcık Kamikaze'ye karşı bir hype'ın söz konusu. Evet, biraz hype'lanmak için müsait bir takım diyebiliriz. Henüz şampiyonluk için erken, şu yüzden erken, hala dediğimiz gibi Nazgül'ü geçmeleri lazım ve burada futbolisti eledikten sonra birazdan Nazgül'ün karşısında yine 3 maçlık bir seriye çıkıyor olacak Kamikaze kadrosu. Eğer bu serideki performanslarını gösterirlerse İzmir biletini kazanmayı başarabilirler. Tabii Nazgül'ün performansına da bunlar çok çok bağlı. Ama öncesinde bu soruların cevabını almadan kısa bir aramız var.